Egemenlik kayıbı da şartın milletindir. Kemal Atatürk. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere belediye başkan vekilimiz İhsan İlhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Müdürümüz, sayın öğretmenlerimiz, belediye meclis üyeleri, muhtarlarımız ve misafirlerimiz, Ulusal Çocuk Bayramı'na hoş geldiniz. Kemal Atatürk Millet Meclisi'ne ilk açılış başkanlığını yapmıştı. 1920 Nisan'da Mustafa Kemal Meclisi kurmuştur. Atatürk çocuklara değer vermiştir. 1923 Nisan Bayramı'nda Bayram çocuklara armağan etmiştir. Hepinize saygı ve selamlarımız var. Gözleri hep ileride, başları hep yukarı. Nasıl çağlarsa da bütün heybetiyle sür, koşun zafere doğru gençlik ordusu. Gökte yanan güneşi kopartıp tam yerinde elimizde meşale gibi taşımaktayız. Tüm varlığımızda şimdi biz hayattayız. Çocuklar, bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar, bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Nurettin Şavur'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkan Vekili, Almanya Fethiyeler Derneği Başkanı, Belediye Meclisi Üyeleri, Muhtarları, Meslektaşları, Kıymetli Misafirler, Sevgili Öğrenciler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 92. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak Türk milletinin ufku açılmıştır. Dünyanın en güçlü devletleri karşısında bütün olumsuzluk ve zorluklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ümidini kesmemiş. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas'a geçerek yaptığı kongrelerle Türk milletini düşmanla mücadeleye, bağımsızlığa, tarih sahnesinde kıyamete dek var olma mücadelesine çağırmıştır. Türk milleti bu çağrıya tüm benliğiyle cevap vermiş, büyük komutanın ardında 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık meydan savaşlarını kazanmış, bu milletin kıyamete dek varlığını sürdüreceğini tüm dünya bir kez daha ispatlamıştır. Bu büyük askeri zaferden sonra sıra siyasi, sosyal, ekonomik zaferlere gelmiş, bu yolda da büyük önder Atatürk egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, bugüne dek insanlığın geliştirdiği en iyi yönetim şekli olan demokrasinin temelini oluşturan Millet Meclisi'ni daha Kurtuluş Savaşı sona ermeden
23 Nisan 1920'de açmıştır. Milli iradenin temsil edildiği bu mecliste Türk milletinin gelişmesine engel olan tüm kurumları kapatmış, yerine milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracak birçok inkılaplar yapmış, Türk milletinin bugünlerini görmesini sağlamıştır. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak, Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir. Türk milletinin yarınları da en güzel şekilde görebilmesi için yarınların teminatı, geleceğimizin garantisi olan Türk çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu günü dünya bayram olarak hediye etmiştir. Türk çocukları da her yıl bu mutlu günlerini tüm dünya çocuklarıyla paylaşmakta, tüm dünyaya sevgi, barış, iyilik mesajları vermektedir. Dünya milletlerinin bu çağrıya kulak vermelerini, insanlık aleminin hiçbir zaman savaş, kan ve acı görmemesi dileğiyle tüm çocuklarımızın ve siz kıymetli misafirlerimizin bayramını kutlar, saygılar sunar. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 5-6 sınıf öğrencilerinden Sıla Delikaya'yı buraya davet ediyorum. Buyur. 23 Nisan, 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma veya yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugünü milletçe büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla iş birliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Biz bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerlerin büyüklüğünü anlatacağız. Günümüz büyüklerin sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, cemurkulu parıltısınız. Memleket aslında aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Ulu Önder'in de söylediği gibi sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sevginin, kardeşliğin, boş görünüm ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Güneş daha parlak bu sabah, gökyüzü daha bir berrak. Yüreğimde coşkusu 23 Nisan'ın bayrak bayrak. İstiklal Marşı'mı söylüyorum haykırarak. Ana sınıf öğrencilerimden Durnaz Eritçi ve Elif Naz Eritçi'yi İstiklal Marşı'nı okumaları için buraya davet ediyorum. Bir gün ne şiddet kuceler, sana olmaz dökülen kan.